Günaydın canlar. Bugün günlerden cumartesi. Ve bugün benim doktor randevum var. Doktora gideceğiz. Hazırlandık. Ayakkabım arka taraftaydı. Ayakkabımı alayım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hepiniz. Bizler de iyiyiz, şükür olsun. Şuna geleyim. Daha ayakkabı dolabımız gelmediği için ayakkabılarımızı arka balkona koyuyoruz. Burada bırakamıyoruz maalesef. Hazır mısın kızım? Tamam. Arka balkonu nereye açtın? Kapattım ben. Abin gibi evde zaten. Tamam. Oğluşum biz gidiyoruz. Tamam mı? Gel kapıyı kapat benim arkamdan. Hayır annem, hayır. Ay. Efendim oğlum. Kapat evet. Kitlemene gerek yok, evdesiniz. Bugün öğlene kadar açık hastane. Ben Palmiye Hastanesi'ne gidiyorum. Burada özel Palmiye Hastanesi'ne. Evet kızım bir geçirsene. Tek elle geçiremedim. Tamam. Sık onu şimdi. Tamam çok sıkma, çok sıkma. Çok değil. Heh. Öyle mi? Evet. Kaskları aldınız mı? Alınmadı herhalde kasklarım. Yok. Al. Geç içeriden kaskları da al. Alıver dışarıdan. Kaskları ver oğlum. Tamam oyna. Biz bir saate kadar geliriz annem, tamam mı? Ben bir kaçayım sen. Adamlar var. Sen al. Hadi görüşürüz annem. Sen de Allah'ın, siz de Allah'a emanet olun. Hadi bakalım Allah ya, bismillah. Randevu almıştık. 11.40'a verdi. Geleceğiz her zaman. Neden? Kaplumbağa deden. Dur şuralardan tut oğlum. Ver bana. Heh. Aile tamam, uğraşma o kadar kızım onunla. Neye bakacağım? Anneciğim. Annem. Geride kalk. Evet. Tamam mı? Saçların çok şey olmuşsun. Gel. Geldik hastaneye, bekliyoruz. Sıramızı zaten randevu almıştım. Aylin, oraya niye oturdun kızım? Kalabalık. Bugün cumartesi ama kalabalık ha, hastane biraz. Olabilir. Annem. Git ablanın yanına. Hastaneye geldik, sıramızı bekliyoruz şimdi. Ben evde karnım aç diye, ultrasona aç girmeyeyim diye biraz şekerli süt içtim, öyle geldim. Kahvaltıyı hazırlıyordum, baktım vakit yok. Biz öğleden önceye aldık sırayı. Baktım vakit yok yani, belki yetişemeyiz, öğleden sonra da kapanıyor ya. Ali de bugün izinli ve yarın pazar, pazartesi sonra gündüze dönecek. Hiç gelemeyiz. İsim bugün araya sıkıştıralım, öğlen arasına, öğleden önceye araya sıkıştıralım randevu işine dedik. Bakalım bir ayı da geçti. Ay yavrum yavaş. Bir ayı da geçti muayene olalım. Kaslar. Bakalım bebeğimiz nasılmış. Kaslar nasıl görünüyor? Yavaş yavaş.
Bugün cinsiyetini öğrenebilirsek inşallah sizlerle de paylaşacağım. Çok soran oluyor cinsiyetini ama öğrenirsek inşallah tabii ki paylaşacağım sizlerle. Önemli olan bizim için sağlıklı olması ama tabii ki de. Sağlıklı olsun, hayırlı bir evlat olsun. Önceliğimiz o bizim için. Allah'a şükür kızımız da var, oğlumuz da var. Muayenemiz olduk arkadaşlar. Çok şükür sağlıklı bebeğimiz. Bir ay sonraya burada ayrıntılı ultrason için randevu alacağız. Öyle gideceğiz eve. Eve gidelim. Çocuklar da acıkmıştır şimdi. Bekliyorlar bizi. Bak bakayım hangi eczane nöbetçi. Ay. Ay hava çok sıcak. Şu an saat 12, tam öğlen sıcağı oldu. Şu karşıda da ev tadilatı var. Her yerde ev tamiratı var. Ali randevu nöbetçi eczane nerede var diye bakıyor. Şu şeye bak mı işte. Of, motor da çok ısınmış. Neresi? Evde de tasarlatıyordu. Ha, iyi o zaman. Gel Yakup bu tarafa. Gel kızım bu tarafa gel. Saat 3 oldu arkadaşlar. Biz hastaneden geldik, kahvaltımızı falan yaptık. Ondan sonra biraz uzandım. Şimdi işlere güçlere başlayacağım. Şu yastığı düzelt de. Ali'nin iş kıyafetlerini önce makineye atmam lazım. Oh. Ali'nin iş kıyafetlerini atayım makineye da. Ne yapıyorsun oğlum? Yavaş. Niye kamera beni görmüyor? Ön kamera olduğu için. Böyle gelirsen görürler seni, görürler. Ama telefon büyük olsaydı. Telefon büyük olsaydı. Hı, büyük olsaydı ne olurdu? Telefon. Seni büyük mü gösterirdi? Anneciğim. Ne yapacaksın anne? Bir şey yapayım. Dur bekle. Aha, benim Pepsi'm. Ne alacaksın dolapta? Bir şey almayacağım. Demir çeliğin tozu. Yavaş yavaş. Ya, dolaba mı koydun onu? Oy kuzum benim. Bakkaldan yiyecek içecek bir şeyler aldılar. Ay, gazoz almış. Onu da dolaba koymuş soğusun diye. Akıllı oğlum benim. Ay. Yavaş. Ay dur dur dur. Tepsi sofra. Dur şu küçük sofrayı ver al. Buraya sen. Ben sevmiyorum. Abla serer, abi serer. Bunu sereceksin. Ötekiler büyük. Bunu seriyorsun. Onlar büyük oğlum. Bana
tutmak lazım. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben. Kendi bir şey de söylemiyorsun. Gideceğim, gideceğim diyorsun. Nereye gideceğini de söylemiyorsun. Denize. E tamam da hangilerini götüreceksin? Nasıl hangi yerine götüreceğim? Daha erken. Nasıl erken? Tamam. Saat 3 ya. 3 tamam. 8'den mi gideceğiz? Hayır. 5'ten sonra falan giderdin. Daha bugün pazar. Sıcak yani. Bugün pazar. Tamam cuma yani bugünün de şeyini kalabalık mı olur? Evet, evet, anladım. Evet, 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 evet. Sanki bilmiyorsun mu? Ay. Sanki bilmiyorsun şu an. Yüzüne şey dökülmüş. Yemin ediyorum bak şeyden geldik, hastaneden geldik. Kahvaltı yapmadan gitmiştik. Ben öyle aç karnına gitmeyeyim dedim. Bir şekerli süt içip gittim. Geldik ama gitmeden çayı falan demledim. Geldiğimizde hemen dedim kalkar kalkmaz yani çayı koydum ocağa. Ben hazırlanana kadar çay kaynıyor zaten. Gelir gelmez ama kahvaltı falan yaptık. Böyle bir yorgunluk şeylik motorla gidip gelince bir yorgunluk oluyor. Uzanıp yattım falan. Zaten hemen hemen bir saate yakın videonun kolajıyla uğraştım. O da oyaladı beni biraz. Sonra birazcık yattım. Kalktım işte dedim ilk önce Ali'nin iş kıyafetlerini atayım. Normal çamaşır atmam gerek makineye da. Önce onları atayım çıksın aradan da onlar. Çünkü Ali onu işe götürüyor hemen. Bu arada Ali şeyi almış. Arkadaşlar mutfağı bile toplamadım daha. Ha, saat kaç oldu daha mutfak toplanmadı. Daha açıp bakmadım poşetinde duruyor. Bunu kaç almıştın Ali? Ney? Yaprak. 200. 200. Salamura yaprak aldı. Bir arkadaşına getirdi. Daha açıp bakmadım. Dışı da şey olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Açılmıyor ki. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Nasıl acaba? Bunu da almaya yani şey oluyorsun. Güvenemiyorsun ki. Yapraklar nasıl çıkar? Sert mi çıkar? Çok büyük değilmiş. Geçen seneki aldığım büyük iri iriydi. Efendim. Tamam. Yok çok büyük değil. Bayağı ufak ya. Çok ufak da değil de ufaklı büyürü irili ufaklı işte. Kimisi iyi. Şimdi bazıları büyükmüş bak. Bazıları büyük duruyor. Neyse artık bakacağız nasıl çıkar bilmiyorum. Bir gün annemle beraber sararız. Daha taze yaprak da pek kalmadı yani. Dün köye gitmiştik. Köyden azıcık topladı annem. O yani bir yemeklik yok. Olmazsa üstüne bundan devam ederiz. Annemle sararız. Bilmiyoruz bakalım nasıl çıkacak. Kutusu 200 lira. Dışı şey olmuş. Bunun dışını bir suyu birazcık akmış. Suyu da nerede kalmış bunun? Allah aşkına suyu dökülmüş. Bunda su kalmamış ki hani. İyi ki çürümemiş yani. Suyu dökülmüş hep. Buna su mu yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Allah Allah. Oğlum suyu nerede daha? Hiç su görünmüyor. Neyse şurada dursun da. İyice bir bakarım. Gerekirse üzerine biraz salamura su yapar, ekleriz artık. Gelmedin ya. Evet. Sen dediğini yap hadi. Yaptım. Şu top burada kalmış içeride. Dışarı çok onu içeriye almıyoruz demiştim ben. Ya. Neyse. Şurada dursun sonra koyarız. Kaydıralım salona koyalım. Neden? Sen şu an yatsan duydun. Şimdi şöyle köyü kenara koy. Şimdi. Oyuncakları nereye götüreceğiz? Şu şeyin oraya. Ben oyuncakları sen götüreyim. Dur kızım oyuncakları sen taşıyamazsın. Taşıyabiliyorum. Taşıyabiliyor musun kız? Evet. Kız gerçekten. Bak. Ali bunları sen... Dur kızım dur. Dökersin şimdi 2 saat iş çıkar ha başımıza. Ha şimdi mi? Ay. Şey falan. Benim hayatım. Dur oraya eşyaları taşıyalım da. Sus
şu oyuncakları şu kutunun içine koy. Buraya almıyor artık. Anne, o kutuyu tam kapat, üstüne bunu koyacak baba. O kutuyu tam kapat, şu kutuyu üzerine koyacağım sana. Kesinlikle. Ondan sonra şu, şunu kaldırın. Oraya da bir kutu koyacaksın. Şey, oyuncağı kaldır. Bir kutu da oraya koyacağız. Oyuncakları şu salona götürün. Orada koyacak yer yok. Şunu bir yere koyayım şimdi. Kapanmıyor zaten. Geç bu tarafa. Çok seviyorum. Yok, nereye asayım? Oraya asmışsın, orada kaldı işte. Evet, burada ne yapacağız? Allah Allah. Balkona çıkmayın, balkon kumlu. Olsun. Balkonu keşke bir yıkasan iyi olur. Yarın anamlar mağazı değil, buraya koyabilirim. Neyse. Tamam, sabaha süpürüyorum. Ne yapıyorsun? Ben iş yapıyorum. Sen orada ne yapıyorsun? Gel şurayı toplayıp bundan sonra ne yapıyorsan yap. Allah'ım ya. Kızım, şu terlikleri yukarı düzsene. Şu ayakkabı... arka tarafa koyalım, unutmayalım şu ayakkabıları. Çoğunluğunda hiç yiyemezsin. Ha? Tamam, şimdi şey yapmayalım. Niye kalay mı dışarı atıldın? Niye geliyor ki içeri? Al şu kutuyu da. O kutuyu da onun kenarına koy. Ne söyleyeceğiz? Şunu da. Bunlar ne yapıyorsun? Babalara. Dilime dolandı bu laf babalara. Sen şey yaparken asacağız. Ver şimdi as. Nasıl vereyim çivi elinde? Çivi çemezsin. Nereye asacaksın? Asıl çivi olan yerlere atarım. Çivisi olan yerler? Şurada var işte. Şuralar başka yok ki ama. Orada da çivi. Orada da atarım. Bu kavga sokun mu bana yani? Tamam, o zaman dur. Peki. Nereden getirdin? Dur kızım, ben size şey yapalım. Şunu da tut. Onu da sıkacağım. Bekle dur. İstemiyorum ya. Çünkü televizyon çok mavi görünüyor ya. Bu da böyle mavi. Bu şu karşıda güzel olur. İki şeyin arasında. Mavi. Selim, ona bir dur ver. Ay. Ay. Orada bir tozu yok mu? Sağlam mı? Birisi burada otururken kafasına düşmesin sonra. Tamam. Bakayım bir uzaktan. İyi oldu. Aslında biraz yüksek oldu. Hadi başlayalım, olması gerek ki. Sonra çivi ayarlarız. Ortalıktan kalsın. Öbür şeyleri getireceksin ya. Şimdi siz ne getireceksiniz? Okları. Bitti mi canım? He, ok var. Onu nereye koyarız bilmiyorum işte. Arkadaşlar, aklına havada olsun. Hepsinin bu odada olmasına gerek yok. Aklına kaydırmayın. Kızım, sandalye getir. Onun üzerine çıkma. Sandalye ya da... Neden hani mi? Mutfaktan tabureye getirir misin? Onun üzerine çıkma. Mutfaktan tabureye getir. Şey oluyor mu?
Biraz yavuk geliyordu. Yavuk durma. Gayet güzel oldu. Düşünebilir. Neyse. Ne? Neyse. Hazır beze elimdeyken. Sabaha kalmasın. Şurada pul olmuş. Ne oldu ya? Nereye girdi mi? Buralar ne kadar toz olmuş ya. Şöyle taşın. Ay şu oyuncaklarınızı götürür müsün? Ya bunu yatırabiliriz bile örtüyor. Kafam çarpacak. Bir koridora devam. Arkadaşlar tablomuzu ve Ali o biraz yamuk duruyor. Nasıl yamuk duruyor? Evet. Bu taraftan böyle bir tık dokunacaksın. Bir tık. Çok az dokunacağım. Bu sağ taraftan dokunma yapacağım. Şöyle. Heh. Tamam. Bu diğer dubleks eve ilk taşındığımız zamanlar annem almıştı bu tabloyu. Şöyle iki koltuğun, iki berjerin arasına koyduk. Orada hazırda çivi olduğu için oraya koyduk. Aslında biraz yüksek oldu. Ben onu sonra biraz daha aşağıya indirttireceğim. Çünkü çok yukarıda oldu. Birazcık aşağıya indireceğim ben onu. Saatimizi zaten karşıya asmıştık saatimizi. Bir de böyle bir tablom vardı benim. Ben nişanlıyken almıştım bu tabloyu da. Bunu da televizyonun üzerine koyduk. Ne tablosu? Ondan sonra bir de bizim daha evden getirmediğimiz ok ve yay duvar süsümüz var. Onu da getirince nereye koyarız bilmiyorum. Onu da bir yerlere monte edeceğiz artık. Gördük ne iş olur arkadaş. Onu şeye koyuver, şu dolapların içinde bir oyuncak sepetin içine bir yapsan olur yani şimdilik. Arka dedik ki. Bırakın. Şunu. Arka. Annecik klimayı aç. Şimdi halıları buradan kaldıracağım. Şu köşeye bir tane ince bir dolabımız var. Onu getireceğiz. Dur halıları şuraya koyayım. Sonra bitirecek bir yer ayarlarım. Aylin! Da şunu getir, ayağı altına koyun ya. Onun için bir çamaşır vardı. Boş, nerede çamaşır vardı? Canım benim, dün katladım ya. Tamam katladın, niye bunu ayağını altına koyuyorsun? Üf, kalmış işte, ay. Kalmasın bir daha. O benim tamam. Ayağımın altına, gece basın çat çut kırılacak ondan sonra. Bas bak, gözün görmüyor musun? Ondan sonra duvarda parçalarını toplarsın sonra. Ne oldu? Şunları götür. Şunları götür. Asamaz onları, dur. Banyoya da basamayacak ya. Ya ıslak banyoyu hiçbir şekilde kurulama bir şey yapmadım. Ayağı falan kayar. Bekle bir, acele etme. Ay, ay. Acele etme ya. Şimdi Ali, buradan nasıl geçireceğiz o dolabı? Şu köşeye nasıl geçireceğiz bu dolabı diyorum. Buraya getirmeye getireceğiz de şu köşeye. Şuraya ince dolap var bir tane onu koyacağız. Sığar sığmaya da nasıl getireceğiz. Getir o tablayı şeye koyalım. Neyse kalsın sonra bana yapalım. Bu da kimde yer veriyor? Bu
unutmuşum sen. Ne olmuş? İlk şey yapacaktım da unuttum sana söylemeyi. Ne? Neyse. Hadi. Aç Alper gelsin. Alper, ha. Kalk babana yardım et. Yani geç beraber tutun. Kalk aynı sen ortada. Şu şeyi de kaldırmamız lazım. Ver eline. Bu tarafa geçecek oğlum. Yedi babasına. Bir ayağından sen tut, bir ayağından ben tutayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iki ayağından tut. Bir ayağı yüklenme. Bütün ağabey. Evet. Devam et o şekilde götür. Saçmalama oğlum, kapağı açık. Kapak mı? Ay bu kapağı bu değil. Hayır bu. Öf.
Yiyordun anne. Sonuçta onun içine de şey kıyafetler koyulacak ya. Ama kahvenin aldı. Ne yapıyorsun? Kapağı. Kapıyı örtese. Razan üstüne koy şimdi. Bir şey yardımcı yok bari. 3 lira. Damlası 3 lira. Ya damlası 3 lira mı? Sanki kendisi sana verir valla. Al 3 lira. Neresi? Alper. Ayak 5 lira. Hadi hadi. Neresi? Sen dökeyim eline. Daha var mı? Yok. Sen dökeyim mi? Alper buraya gel. Ellemeyin buna. Alper buraya. Şunları hemen banyo kapının arkasına. Kapının arkasına al. Ben nasıl geçeceğim ben? Ben nasıl geçeceğim bu avukatı? Geçeceğim bekle. Hadi hadi akşam askerlik yaptım. Tamam hadi. Hadi. Şey gibi değil. Altında şey var. Evet. Orada al. Burada şey var. Neyse. Tamam. Alper. Bazen mesela bunu bu tarafa koyup bunu oraya koyuyorduk. Bundan dolayı hiç şey olmuyorduk. O kapı biraz daha bu tarafa geliyordu o zaman. Ay valla. Şunu nereye kaldıralım? Şey yapalım. Şey yapalım. Şey, tekrar altına şey yapalım. Şey, şunun altına şey yapalım. Şu arayı koyduğum falan bir tozunu değini süpüreyim. Ayaklarımızın altı şey olmasın. Thank you.
burada iki tane dolabımız vardı ve şurada bir takım kutular falan vardı. İşte dolap içine yerleşecek hala. Onları kaldırdık Ali ile beraber. Yavaş, eline sıkışmasın. Şimdi şuradaki dolapları neden kaldırdık diye merak etmişsinizdir. Bir de akşam akşam iş yapıyoruz. Düşünün, artık gündüz başka işlerimiz vardı. Onları hallettik. O yüzden bu işler akşama kaldı. Kızım bir dakika. Şuradaki dolabı şimdi emaneten şuraya koyduk. Oraya emaneten kaldırdık. Buradaki ince dolabı da yatak odasına. Şöyle köşeye, Aylin'in yatağının yanına koyduk. Bu dolap Aylin'in kıyafet dolabı olacak. Daha öncesinde böyle ıvır zıvır koyduğumuz, kırtasiye malzemesi koyduğumuz bir dolaptı. İçi karışık. Onlar oradan kalkacak. Çıkaracağız onları oradan. Orası Aylin'in kıyafet dolabı olacak. Şimdi biz bu... Tamam, kapat kızım, şey yapma. Şimdi biz bu koridoru... Neden? Bu köşeyi de boşalttık. Şu köşeyi ve koridoru komple boşalttık. Şimdi merak etmişsinizdir, biz burayı niye boşalttık? Bunun açıklamasını sizlere yarın anlatayım. Yarınki videomda burayı neden boşalttığımızı yarınki videomda izleyin. Yarın bunun, bu videonun devamı yarın olacak çünkü. Bugün size söylememiz gereken çok daha önemli, çok daha bomba bir haberimiz var. Şimdi Ali'nin yanına geçip Ali ile beraber sizlerle paylaşalım bu konuyu. Gel ya. Ne bileyim, gidip bakıyorsun. Gölgenler anlaşılıyor her şey. Şimdi canlarım, dediğim gibi koridoru boşalttık. Onun devamı yarına inşallah, yarınki videoda izleyeceksiniz neden boşalttığımızı. O da size bir sürpriz olsun. Söylememiştim çünkü. Evet, sürpriz olsun. Bahsedelim. Sürpriz olsun çünkü söylemedim gerçekten de. Dedim ki hani bir tam şey olsun, ondan sonra inşallah yarın izlersiniz. İnşallah yarın olmasa öbür güne bakalım artık. Yarın olur diye bekliyoruz. Biliyorsunuz biz bugün... Gel oğlum, babanın yanına otur. Babanın kucağına otur. Biz bugün sabah ilk iş olarak hastaneye gittik. Dünden randevumu almıştım. Bebeğimizin kontrolü vardı. Hatta bir hafta gecikti. Normalde ayın birinden birine gidiyoruz kontrole. İşte araya bayram, düğün falan da girince böyle bir hafta kadar bir aksama oldu. Ancak bugün de hani izinliydi tüm gün. İzinli olunca dedik bugün hemen, doktor randevusunu dünden aldım. Bugün saat 12.20 vardı işte. Sabah kalkınca kahvaltı falan yapmadan ben bir süt içtim. Aç karnına da gidilmiyor çünkü ultrasona girilmiyor. Bebeğimizin kontrolü için gittik. Çok şükür bebeğimiz sağlıklı. Güzel bir bilgiler verdi doktor bize sağlıklı olduğuna dair. Bir ay sonra ayrıntılı ultrason çekilecek. Onun da hemen randevusunu alın dedi. Hemen onun randevusunu da aldık. Bir ay sonra ayrıntılı ultrason ve tekrar aynı gün içerisinde de yine doktor kontrolü randevusunu, onları da aldık. Şimdi siz hepinizin merak ettiği bir konu. Kaç haftalık oldu? Bebeğimiz 17 hafta 4 günlük. 4 ay bitmiş mi? 4 ay dolmuş dedi doktor. 4 ayı doldurmuşsun dedi. 17 hafta 4 günlük. Aralığın ilk haftasında. Aralığın 1-2'si gibi alacağız inşallah dedi. Normalde aralığın 15'inde 40. hafta doluyor ama biliyorsunuz sezaryanla 38. haftayı doldurunca alınıyor bebek. Bunların hepsi de 38. haftada alındı. Bunu da 38. haftada muhtemelen dedi aralığın 1'i ya da 2'si gibi alırız dedi. Yakup aynı güne getirdik bari ya. Yakup 26 Kasım doğumlu bebek, 1-2'si de yoksa işte aralarında bir hafta olacak doğum günleri arasında. İşte olsun, doğum günü de... İşte olmuyor bebeğin gelişimi açısından. Doktora diyeceğim dedim. 26 Kasım'da aslında. Olmuyor işte, öyle olmuyor. O son bir hafta bile o bebeğin ne kadar çok gelişimi var. Sağlıkla doğsun da gün hiç önemli değil. Önemli olan sağlıkla kucağımıza alalım hayırlısıyla bebeğimizi. Hangi gün doğması hiç önemli değil. Yani bir anket mi yapsaydık? Yok ya, şimdi zaten şöyle bir şey. Takipçilerimin birçoğu bir tahminde bulunuyordu. Onların tahmini tuttu. Çoğu kişinin söylediği tahmin tuttu. Şimdi söyleyelim, bebeğimizin cinsiyetini öğrendik arkadaşlar. Reklamlardan sonra. Tam da YouTube oraya reklam koyuyormuş. Tesadüf. Tamam, kızım söylesin. Bebeğimizin cinsiyetini
Aynı söylesin. Kız. Kızımız oluyor. Birçoğunuzun tahmini biliyorum. Hep kızdan kız, kızın olacak gibi, kızın olacak gibi. Göknur karnın yuvarlak, kızın olacak gibi. Göknur yüzüne bir güzellik geldi, kızın olacak gibi. İşte Göknur ekşiyi çok yiyorsun, kızın olacak. Tahmin, tahmin, tahmin çoğu kişi. Arada sırada işte oğlan oldu, oğlun olacak gibi diyenler de çıkıyordu ama takipçilerimin birçoğu kızın olacak diyordu. Ben hissediyor muydum? Açıkçası yani çok da hissediyorum diyemem hiçbirinde. Yok ben kızım olacak, yok oğlum olacak diye hissetmiyordum. Ama tabii ki gönlü, ben yani Allah'a da her zaman dua ettiğimde Allah'ım yani senden gelene ben razıyım. Yeter ki sağlıklı sıhhatli olsun, senden gelene razıyım ama kalbimdekini, gönlümdekini de biliyorsun. Bana gönlümdekini ver diyerek dua ederdim. Çünkü kızım bir tane, hani tek kalmasını istemiyordum. Allah'ım nasip ederse inşallah sağlıkla sıhhatle kucağımıza almayı nasip eder inşallah Rabbim. Kızımız olacağını öğrendik bugün. Çok mutluyuz. Yaşlanınca bakacak. Yaşlanınca bakacak. Yok aynı tek başına bakmaz. Arkadaşlar kızı olanı fark etmez. Sağlıklı olsun. Hayırlı bir evlat olsun. Vatana, millete, bizlere, kendine. İnsanların en önemlisi var ya, bir insanın kendine hayırlı olması. Hayırlı bir evlat olsun, hayırlı bir insan evladı olsun. Ahlaklı, dürüst bir şekilde yetiştirmeyi nasip etsin Rabbim bizlere de. Sağlıklı olsun. Cinsiyet tabii ki önemli değil ama illaki diyorsun yani Allah'ım zaten var 3 oğlum, bir de kızım, bir kızım daha olsun diyorsun mesela. Çok şükür Rabbime. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Rabbim herkesin gönlündekini nasip etsin. Dediğim gibi Rabbim, gibi olursa. Rabbim sağlık sıhhatle kucağımıza almayı nasip eder, nasip etsin inşallah. Dileyen, isteyen herkese de evlat sahibi olmayı nasip etsin. Evladın tadını tattırsın inşallah Rabbim. Çok güzel bir duygu. Böyle arkadaşlar bebeğimizin cinsiyetini öğrendik. İnşallah kız bekliyoruz bakalım. Artık pembiş pembiş örgülere başlayacağım ben. Bugün Ali'ye de dedim. Zaten şu ara taşınma ve yerleşme işlerinden dolayı örgü öremiyorum bir iki aydır falan. En son bir tane başlamıştım. O da böyle yeni başlamıştım. Lastiğini işlemiştim. Aman öylesine bir işleyeyim, birine hediye veririm demiştim. O da öyle kalmıştı. İşte çünkü yerine üstüne taşınma, yerleşme bilmem ne, düğün, bayram derken. Artık yerleşmemiz de az kaldı. Böyle 3-5 günlük işim kaldı inşallah. Ondan sonra Ali'ye diyorum gidelim Yüncü'ye böyle bolca böyle pembeli, morlu, lilalı yelekler alayım. Bir de kış bebeği olacak. Karalığın ilk haftası doğacağı için kış bebeği böyle minik minik yelekler örmem gerekiyor. Evet böyle şu kadar. Şu kadar. Böyle pembiş pembiş. Böyle arkadaşlar. Ne diyelim? Ne diyelim? Ben hatta bugün Yakup'un resimleri küçük böyle 2 yaş dönemindeki resimler çıktı. Google gönderiyor ya her gün bugünün anısı diyerekten. Baktım Yakup böyle 2 yaşında sapsarı. O zaman daha da bir sarıydı. Ay dedim acaba o da, bu da onun gibi sarı olur mu acaba falan dedik böyle konuştuk. Oğlum gibi sarı olur mu acaba abi? İnşallah. Başladı arkadaşlar. İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Böyle arkadaşlar bugün bebeğimizin cinsiyetini öğrendik. Kızımızı bekliyoruz inşallah sağlık sıhhatle. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz bye Allah'a bye emanet olun. Kendinize kalp iyi yapayım. Bakın. Hoşçakalın. Ama bu kalbe benziyor mu? Kalp şöyle. Şöyle de kalp yapıyorlar. Ben de yapayım mı kalp? Hoşçakalın. Hoşçakalın.